Merhaba sevgili izleyenler, teferruattan hepinize saygılar, selamlar sunuyorum. Hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz? İlginç günler yaşıyoruz, garip günler yaşıyoruz. Dün akşam Türkiye Cumhuriyeti devlet mekanizmasının ne hale düştüğüne hep beraber şahit olduk. Öngörülemeyen, ne yapacağı bilinmeyen, hiçbir emniyet subabı kalmamış, hiçbir ilimle, bilimle, mantıkla açıklanamayan şeyler oluyor Türkiye'de. Bir gün önce 18-19 lira seviyesine gelmiş olan dolar bir anda 11 liraya düşebiliyor. Bu kadar büyük ayarsızlıkların olduğu bir yere bakarak mantıklı değerlendirmeler yapmak, mantıklı çıkarımlarda bulunmak son derece mantıksız. Erdoğan 19 yıllık planımızdı, hayalimizdi diye bir süredir naslara dayandırdığı, dinin emir ve yasaklarına dayandırdığı, kurallar çerçevesinde faiz düşürüyordu. Böyle bir ekonomik modelden bahsediyordu. Dün hatırlarsanız ben şey demiştim. Gerçekten amaçları ne bilmiyorum. Anlayamıyorum da. Bilen varsa birisi açıklasın demiştim. Dün akşam gördük ki ortada öyle bir plan falan yokmuş. Gerçekten yokmuş. Ya da dün akşam yaptıkları şey de o kafalarındaki planın bir parçası. Çünkü korkunç bir şey yaptılar. Dolar bir anda 7 lira değer kaybetti. Türk lirası değer kazandı. Cümle güzel geliyor değil mi kulağa? Türk lirası değer kazandı. Bu hepimizi sevindirmesi gereken bir şey normalde. Normalde. Ama karşımızda normal bir durum yok. Yani Türk lirasının değer kazanması, doların, euro'nun değer kaybetmesi mantıklı yollarla yapılmış bir şey değil. Yani Erdoğan çıkıp şöyle bir açıklama yapmış olsa, yarından itibaren demokrasiye dönüyoruz. Yarından itibaren kuvvetler ayrılığına dönüyoruz. Yarından itibaren parlamentoyu güçlendiriyoruz. Ben tek adam yetkilerinden vazgeçiyorum. Bundan sonra Merkez Bankası'nın işlerine burnumu sokmayacağım. Yargıya müdahale etmeyeceğim. Kimse düşüncelerinden dolayı yargılanmayacak. Kimse beni eleştiren tweet attığı için cezaevine atılmayacak. Demokrasiye dönüyoruz. Bizim işlediğimiz suçlar varsa onlar için de yargılanmaya hazırız. Gibi bir açıklama yapmış olsa ki tahmin ediyorum o zaman dolar baya baya çakılır da o zaman deriz ki ya hakikaten şu an Türk Lirasının değer kazanması çok mantıklı oldu. Ama öyle bir şey yaptılar ki sevgili izleyenler, ölümü gösterdiler, sıtmaya razı ettiler sözü bile buraya denk gelmiyor. Erdoğan dün şapkadan acayip böyle mutasyon geçirmiş bir tavşan çıkardı. Diyor ki, yeni bir finansal model sunuyoruz. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın mevduatını Türk Lirasından dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak. Mevduat, döviz, Türk Lirası bunlar çok mevzuyu anlamamızı sağlamıyor aslında. Erdoğan örtülü bir şekilde faiz arttırdı sevgili izleyenler. İki aydır, üç aydır kafamızın etini yedi. Naslar dinim böyle emrediyor, ben Müslümanım, faiz haram, faizle bu yüzden mücadele ediyorum dedi. Ve dün akşam faiz arttırdı ama örtülü bir şekilde. Yani tesettürlü faiz, helal faiz uyguladı sevgili izleyenler. Hem de öyle bir faiz uyguladı ki, öyle bir şey yaptı ki kumar masasına 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hayatını koydu. Emeğini koydu. Vergisini koydu. Her şeyini koydu. Yani dün akşam birileri çok mutlu oldu sevgili izleyenler. Dün akşam zenginler, tuzu kuru olanlar, milyarderler çok mutlu oldular. Onlar dün akşamki örtülü, tesettürlü, helal faiz artırımıyla Erdoğan'ın o şapkadan değil de hani takkenin içinden çıkardığı mutasyon geçirmiş tavşanla birileri çok mutlu oldular sevgili izleyenler. Çünkü her durumda kazanacaklar. Her durumda kasa kazanacak. Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz Erdoğan'ın açıklamalarını yorumladı. Bu bir faiz artışıdır. Geri döndük demeden döndüler. İşte tam burada hepimiz yanılıyoruz sevgili izleyenler. Adamların dönmesi aslında yürüme şekilleri bu. Dönerek ilerliyorlar zaten. Yani bayağı bildiğiniz kendilerine göre bir eksenleri var. Döne döne ilerliyorlar. Biz onların her dönmesinde şaşırıyoruz falan. Ama onlar için herhangi değişiklik yok. Yaşam biçimleri bu. Dönerek yaşıyorlar. Evet dün akşam faiz artırdık demeden faiz artırdılar. Ama bu evet doları düşürdü. Türk lirasına değer kazandırdı. Ama maalesef sadece sadece çok dar bir kesimi mutlu edecek çok memnun edecek ve Türk ekonomisine öldürücü darbeyi vuracak bir hamleydi bu sevgili izleyenler anlayacağız ama acı bir şekilde anlayacağız şimdi şuradaki cümleye beraber dikkatle bakalım sevgili izleyenler Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü kabine toplantısının ardından şu cümleyi kuruyor diyor ki kur getirisi mevduat kazancının üstündeyse Aradaki farkı vatandaşa ödeyeceğiz. Kur getirisi mevduat kazancı. Türk Dil Kurumuna girin, Türk Dil Kurumunun sözlüğüne girin. Mevduat ne demek? Bir bakın ya ne anlama geliyor mevduat kazancı filan. Bu faiz demek sevgili izleyenler. Yani bankada mevduatı olan, faize yatırdığı parası olan, birileri yüklü miktarda parası olan birileri Türk Lirası değer kaybettiği için dolar yükseldiği için ya biz de bundan bir dadalamadık diyorlarsa merak etmeyin diyor hiç canınızı sıkmayın. Öyle dolar euro yükseliyor diye moralinizi bozmayın. Oradan kazanamadıklarınızı biz size vereceğiz diyor. Kim verecek? Biz vereceğiz. Siz vereceksiniz sevgili izleyenler. Yani faizden kazanan birilerinin faiz kazancını biz onlara vereceğiz. Millet olarak vereceğiz. Hazine karşılayacak. Erdoğan cebinden çıkarıp vermeyecek. Millet verecek yine. Bunu nereden anlıyoruz? Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar uygulamanın maliyetinin hazine tarafından karşılanacağını açıkladı. Hazine? Kimin hazinesi bu? Hayırdır bir yeri kazdınız oradan bir gömü mü buldunuz? E milletin cebinden Birileri mutlu olsun, birilerinin zenginliği devam etsin, birileri homurdanmasın diye onlara faiz kazançlarını fazlasıyla verecekler. Faiz neden haram biliyor musunuz? Faiz bu yüzden haram zaten. Kaybetme ihtimalin olmadığı için faiz haram. İçinde risk barındırmadığı için faiz haram. Bilmiyorlar mı? Tabii ki biliyorlar sevgili izleyenler. Bakın risk kelimesi, İngilizce'deki riziko, risk kelimesi Avrupa dillerindeki, Arapça'daki rızık kelimesinden geçmiştir doğrudan. Müslüman Araplar İspanya'ya geldiklerinde, Endülüs'e geldiklerinde Arapçadaki rızık kelimesi rizk, riziko şeklinde Latin dillerine geçmiştir, Avrupa dillerine geçmiştir. Hani rızkın onda dokuzu ticarettedir diyor ya. Neden? Çünkü ticarette risk vardır. Riske girersin, kazanırsın ya da kaybedersin ve rızkını kazanırsın. Burada kelime anlamını falan veriyoruz. Faiz bu yüzden haramdır. Ama adamlar öyle bir faiz uyguladılar ki sevgili izleyenler. Bu haram oğlu haram ya. Haram kere haram. Eğer ölçü dini ölçülerse dün Erdoğan'ın açıkladığı şey haram kere haramdır. Ama umurlarında bile değil. Harama ekmek bana bana yiyorlar. Dibini sıyırıyorlar sevgili izleyenler. Tabi besmele çekerek selamun falan diyerek bunlar rüşvet pazarlığı yapan adamlar. Bilmiyor muyuz? Denizbank Genel Müdürü Ateş, 3, 6, 9 ve 12 ay sürelerle Türk lirasında yatırım yapan Moody her şeyden önce stopaj ödemeden faizini alacak. Ama faiz ve ana parası o günkü dolar karşılığı etmiyorsa o farkı da hazine karşılayacak. Rahat olunuyor diyor ya. Rahat olun. Siz kendinizi sıkmayın. Her halükarda kazanacaksınız. Biz sizin sırtınızı da kaşırız. Fakirden alacağız, zengine vereceğiz diyorlar sevgili izleyenler. Bakın dün akşam birileri çok mutlu oldu. Birilerinin dün keyfi acayip yerine geldi. Saat 19'da Erdoğan o açıklamayı yapmadan önce birileri milyarlarca dolar sattılar 18 küsürden. Sonra sabah dolar 11 liraya falan düştü. 11 liradayken de yeniden topladılarsa havadan sadece bir gecede havadan milyarlarca dolar kazanan birileri var sevgili izleyenler. Birileri çok güzel kar elde etti. Ha birileri daha var çok mutlu olan. Evet halay falan çekiyorlar. Yani şu ifadeyi kullanmamak istiyorum ama yerine cuk diye oturuyor. Tam bir gerizekalılık. Tam bir geri zekalık. Yani daha bir ay önce 8 lira olan doları saçma sapan uygulamalarla 18 liraya çıkardıklarında oturup ağat yakmadıysan, dövünmediysen, yaz tutmadıysan, mevlid okumadıysan 12 liraya 13 liraya düştü diye de halay çekmeyeceksin. Bu aptallığı yapmayacaksın. Senin cebinden çalıyor sömürüyor şu anda seni. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Çakar Erdoğan'ın açıklaması sırasında 1 milyar dolar satıldı. Ne biri ne beşi. Erdoğan'ın açıklaması sırasında satılmıştır. Eyvah dolar düşecek diye satanlar vardır. Zaten bu açıklamayı bilen, zaten böyle bir açıklama yapılacağını, bunun sonucunda da doların düşeceğini bilen birileri artık kim evinde dolar stokluyorsa kim sıfırlıya sıfırlıya dolarlarını bitiremiyorsa acil durumlarda. Peki bu ne anlama geliyor? Bugün düşündüğüm düşündüm ya bu ne anlama geliyor sevgili izleyenler? Türkiye'de devlet dediğimiz mekanizma felç olmuştur. Bitmiştir. Bakın geçen hafta Hollanda'da hükümet kurmayı başardılar. Tam 9 ay hükümet kuramadılar Hollanda'da. Ama hiçbir şey bozulmadı 9 ay boyunca. Devlet sistemi çalışmaya devam etti. Belçika'da neredeyse 2 yıl kurulamamış hükümetler var. Almanya'da aynı şeyleri yaşadı. Birçok ülke koalisyon kuramıyor, aylar sürüyor. Ama devlet çalışmaya devam ediyor. Çünkü devlet dediğiniz mekanizma siyasi partilerden ayrı bir şekilde de çalışabilir. Çalışmalıdır. Ama dün akşam biz gördük ki bizim devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti devleti diplomasız bir cahilin ağzından çıkacak laflara bağlanmış durumda kaderi. Yani bu akşam çıksa saat 19'da. Başka bir şeyler söylese. Dolar yeniden 20 liraya çıkabilir. Yarın sabah yeniden düşürebilir. Bu ne biliyor musunuz? Dev bir baraj aslında devlet dediğimiz sistem. Dev bir baraj ve bu barajın kapakları var. Ve bu barajın kapakları bir kişinin emriyle açılıp kapanamaz. Bir kişinin kontrolünde değildir. Farklı farklı kişilere anahtarlar verirsiniz. Farklı farklı kişilere şifreler ve yetkiler verirsiniz. Çünkü barajın kapaklarını kontrolsüz bir şekilde açmak insanların, hayvanların, doğanın ölmesine sebep olabilir. Her yeri sel alır. Bütün kontrol tek kişide olursa kapakları hiç açmazsa kuraklıktan kavrulur her yer. Şu anda Türkiye'de baraj kapakları tek kişinin ağzından çıkacak kelimelere bakıyor. Aylarca açmıyor. Millet açlıktan susuzluktan kırılıyor. Ağaçlar kuruyor. Tarlalar telef oluyor. Hayvanlar telef oluyor. Her şey batıyor. Sonra kafasına göre lönk diye bir açıyor. Her tarafı sel alıyor. Kontrolsüzce mantıksızca açılıp kapanan o baraj kapakları yüzünden sistem bozuluyor. Yalama yapıyor. Sonra gerektiğinde baraj kapaklarını açmak istediğinizi açamıyorsunuz. Bu sefer barajın setinin duvarları çatlamaya başlıyor. Yani devlet mekanizması şu an felç olmuş durumda, felç geçirmiş durumda. Garibanın sırtından faizi teşvik ettiler. Hem de dolar garantili olarak. Nas bunun neresinde? Hiçbir yerinde. Hayatlarına din yön vermiyor sevgili izleyenler. Hayatlarına herhangi bir ahlaki sistem falan yön vermiyor. Hayatlarına yön veren herhangi bir öğreti yok hayatlarına yön veren tek şey menfaat. Koltuk. Kendi çıkarları. Kar beklentileri. Bunun dışında din gerektiğinde kullanılır. Milli değerler gerektiğinde kullanılır. Bayrak gerektiğinde kullanırız. Demokrasi gerektiğinde kullanırız. İnsan hakları kullanırız icap ederse. Avrupa Birliği kullanırız canım önemli değil. Yeter ki menfaatimize gelsin, işimize gelsin. Kullanırız. Dini de kullanıyorlar. Erdoğan nas dedi, faiz dedi, haram dedi, din dedi, İslam dedi, Müslümanlık dedi. Şak. Akşam Faizin dibine vurdu sevgili izleyenler. Edirne'yi ve Kars'ı korumak neyse Türk lirasının itibarını korumak da aynı şeydir. CHP lideri Kılıçdaroğlu. Artık muhalefetin buradan şu dersi çıkarması lazım. Hani ben sürekli videolarda söylüyordum ya koltuğunu kaybetmemek için 7 Haziran 1 Kasım arasında Türkiye'nin her yanında kan akmasına, insanların katledilmesine hadi ben cümleyi yumuşatıp söyleyeyim göz yumdular. 15 Temmuz'u yaşattılar bu ülkeye. Sırf saltanatlarını devam ettirebilmek için. Demokrasiyi yok ettiler. Hukuku katlettiler. Sırf saltanatlarını devam ettirebilmek için. Dün akşam yaptıkları şey de 15 Temmuz'dan farksız değil. Ülkenin ekonomisini öldürdüler sevgili izleyenler. Aa dolar düştü Türk lirası yükseldi çok güzel. Hayır. Morfini dayadılar. Ağrı kesiciyi dayadılar. Uzaktan bakınca aa adam bayağı dirildi ya iyi görünüyor bak diyorsunuz ama ölümden hemen önceki en azından güzel ölsün çok acı çekmeden ölsün diye dayanmış bir morfine benziyor. Biliyorum ağır bir benzetme yapıyorum. Ama aklıma bir şey gelmiyor, başka bir şey gelmiyor. Çünkü elle tutulur hiçbir iktisadi temeli yok yaptıkları şeyin. Zenginlerin keyfi yerine gelsin, zenginler kaybetmesin diye 80 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı borçlandı. Hem de garantili borçlandı. Hani geçiş garantili yollar, geçiş garantili köprüler falan var ya, evet. Kazanç garantili faiz borcunun altına girdik. Öne de kazanacaklar. Böyle de kazanacaklar. Her halükarda kazanacak birileri var. Nas diyerek faiz indiren ve TL'ye değer kaybettiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün bankaların mevduat hesaplarına kur garantisi vermesi Nas'a uymuyor. Diyanet mevduat hesaplarına para yatırmak haramdır. Caiz değildir diyor. Bakın normal bir vatandaşın götürüp parasını bir bankaya faiz getirisi olsun diye yatırması dinen haram. Ha birisi bunu yapar yapmaz buna karışmıyorum bakın. Yapılmalıdır. Bana ne? Eğer ölçüsü dinse birisinin haram mı helal mi diye merak ediyorsa bu açık bir şekilde haram olduğunu bütün işte dini kitaplar falan yazıyor. Erdoğan'ın böyle bir derdi olmadığını bir kez daha gördük. Zaten biliyoruz da. Zaten biliyoruz da bir kez daha gördük. Diyanet de buna haram diyor. Bu arada Diyanet de faiz getirisini kullanıyor. Tabii. Diyanet'in de faiz kazancı var. Canım haram diyoruz da onu falan uydururlar kılıfına. O önemli değil. Koskoca bir hükümet faizin garantörü oldu şu anda. Evet. Faizin garantisi. Ben varım burada dedi ya. Hazineyi gösterdi. Teminat olarak hazineyi gösterdi. Milletin emeğini, milletin parasını, milletin kazancını gösterdi teminat olarak. Kumar masasına yatırdı hepimizin hayatını. Dün Erdoğan'ın bir saçmalığını konuştuk biliyorsanız. Ne dedi? Merkez Bankası'nın dolar rezervi yok olurken ben yoktum dedi. Ben o zaman cumhurbaşkanıydım ben yoktum haberim yok. Ben cumhurbaşkanıyken sen o arada kimse onlar birileri azaltmış ben yoktum dedi dedim ya ulan ne oluyor? Hani konuşmayı izleyenlerin böyle bir şok olması lazım. Kimse alkışlıyorlar, her türlü alkışlıyorlar. Şu konuşmaya bakar mısınız sevgili izleyenler? Dün akşam Erdoğan işte bu açıklamayı yaptığında bakın dedi, böyle güzellik yapıyoruz. Faiz, garanti, gelir, kur, mevduat falan filan konuştu ya ve hadi yatırım yapın dedi. Tüsiyat hadi derken Tuskon'u da yatırıma davet etti. Tuskon hadi bakalım falan dedi. Kafa gitmiş. Kafa gitmiş sevgili izleyenler. Tuskon bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz de vardır. Cemaate yakın iş insanlarının e, birlikte hareket ettiği işte yatırımlar vesaire falan filan tü, tüsiyat benzeri bir konfederasyon aslında. İşte onu kapatmıştı Erdoğan. Hatta birçok Tuskon üyesi şu an cezaevindedir. Mal varlıkları tamamen dondurulmuştur. Mal varlıklarına el konulmuştur Erdoğan tarafından. Ama kafa neredeyse nasıl bir kafa varsa sevgili izleyenler dün akşam işte Tuskon'u yatırım yapmaya davet ediyor. Hadi bakalım görelim diyor. Ben Dün akşam Erdoğan'ın bu hamlesinden sonra tüsiyat ve benzerlerinin nasıl davranacağını çok merak ediyorum. Çünkü onların işine gelen bir şey yaptı Erdoğan dün. Gerçekten birçoğunun işine geliyor. Dün akşamki ekonomiyi öldürme hamlesi gelmese bugün yayının birinci konusu olarak şu haberi konuşacaktım sizle sevgili izleyenler. Bu haberi sizlere hatırlatacaktım. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, dönemin Cizre İlçe Jandarma Komutanı emekli Albay Cemal Temizöz'ün de yargılandığı 8 sanıklı Jitem Cizre davasında verilen beraat kararlarına yapılan itirazları reddetti. Yani dosyayı kapattılar. Sevgili izleyenler, Güneydoğu'da, Cizre'de, Şırnak'ta o bölgede Cemal Temizöz gibi adamlar üzerlerindeki devletin üniformasına güvenerek üzerlerindeki o apoletlerin gücüne sırtlarını yaslayarak çok masumu yok ettiler, katlettiler, faili meçhul cinayetler işlediler. Bunu böyle bir tahminle falan söylemiyorum. Kulaktan dolma bilgilerle falan söylemiyorum. Bunlar delilli, ispatlı, şahitleri olan, yok edilemez kanıtlarla ispatlanmış şeyler. Ama Erdoğan Hırsızlıkları ortaya çıktıktan sonra bir şekilde o koltukta kalabilmek için işte böyleleriyle yeniden anlaştı. Böylelerinin sırtını sıvazladı, yan yana omuz omuza mücadele etmeye başladılar. Belki de beni izleyen insanların içinde yakınlarını, akrabalarını, ailesinden büyükleri bu şekilde kaybetmiş insanlar vardır. Yani onların neler hissettiğini, şu haberi görünce onların neler hissettiklerini tahmin bile edemiyorum. Empati yapmak mümkün değil. Ama Türkiye'de adalet Umut kitap evini bombalarken suçüstü yakalanan iyi çocuklar beraat etti. Hatırlıyorsunuz değil mi bu olayı? Kitap evine bomba atıyor. Devletin subayları. Devletin subayları Türk siyahlı kuvvetlerinin görevdeki az subayları bir kitap evine bomba atıyorlar. Tamamen provokasyon amaçlı tabii ki. Yani o bombayı onlar atacak ama az başkasının üstüne yıkacaklar. Ve oradan çatışma çıkacak. Maksat bu aslında. Klasik yöntem biliyorsunuz yani. Suçüstü yakalandılar sevgili izleyenler suçüstü yakalandılar. Bombalarla birlikte bu suçu işlerken yakalandılar ve beraat ettiler. Beraat, suçsuz bulundular. Ne diyelim, ne anlatalım, nereye ne koyalım, nasıl izah edelim, bunu nasıl kabullenelim? Ve karşımızda Türkiye Cumhuriyeti'nin 80 milyon vatandaşının, 80 milyon insanının kaderi duruyor sevgili izleyenler. Diyarbakır'da, Silvan'da 2 yaşındaki bir bebek, Yunus Emre, Dedaş evlerinin elektriğini kestiği için, buhar makinesi çalışmadığı için astım hastası olan Yunus Emre bebek öldü ve Dedaş Yunus Emre'nin babasını çaya davet etmiş. Gel çay içelim demiş. Ülkemizin başına bunlar niye geliyor? Türkiye neden bu durumda? diye bir soru takılırsa aklınıza Yunus Emre'yi hatırlayabilirsiniz. Vardır onun da bir ahı vardır canım. Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Bebeklerin, çocukların bir ahı vardır ve ben tutacağına da inanıyorum. Yani artık adaletin bu dünyaya ait bir şey olduğuna inanamıyorum. Yani bu dünyada bu haksızlıkların hesabının sorulabilme ihtimali yok gibi geliyor bana. Yok bunu nasıl denkleştireceksiniz? Bunu nasıl ödeşeceksiniz? Bu dünyada nasıl ödeşebilirsiniz? Bu suçun faillerine nasıl bir ceza verirseniz buna denk gelir, bu acıya denk gelir. Bu bebeklerin ahı yeter. Huzurumuzu kaçırmaya, memleketteki bereketi bitirmeye. Sevgili izleyenler, teferruattan bugünlük bu kadar. Yarın bakalım nasıl bugün olacak? Türkiye'de neler olacak? Yarın neler konuşmak zorunda kalacağız? Ekonomi, ekonomiyi bunları konuşacağız tabii konuşacağız da. Türkiye'nin keşke tek sorunu ekonomi olsaydı. Türkiye'de hukuk, adalet, insan hakları bunlar gayet normal olsaydı da gerçekten hep beraber dişimizi sıksaydık. Olsun ya mutlu, huzurlu bir ülkemiz var. İnsanlar haksızlığın, hukuksuzluğun altında inim inim inlemiyorlar. Olsun ya fakir ama mutlu bir ülkemiz var. Ve bu fakirliğe de hep beraber göğüs gereriz. Simit yeriz canım ne olacak yani limon satarız önemli değil bağrımıza taş basarız yeter ki onurumuzla yaşayalım yeter ki şu özgürlüğün kıymetini bilelim diyebilseydik keşke tek sorunumuz ekonomi olsaydı diğer bütün sorunların sonucu olarak ekonomik problemlerimiz var İnşallah yarın bugünden daha güzel bir gün olur konuşacak iyi bir şeyler bulabiliriz kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın.